Allah Allah ya. Seyfi de aramadı hiç. Yarın da müşteriyle buluşmam lazım. Bu nasıl iş ya? Şimdi de servis dışı diyor. Alo Erdal, ben Ecevit, Ecevit Erdem. Oo Ecevit abi, hayırdır bu saatte? Bir durum mu var? Yo yo, bir durum oldu falan yok. Şeyi soracaktım ya, şu bizim Seyfi ile konuşabildin mi son zamanlarda? Kendisine ulaşamıyorum da merak ettim. Vallahi abi, Seyfi'nin nerede olduğunu bilen yok. Almanya'da aranıyordu. Kaçtı. Bir yıldır biz de hiç haber alamıyoruz. Ne diyorsun sen Erdal? Almanya'da dolandırmadığı adam kalmamış abi. Hem Alman polisi hem Türk polisi peşinde. Ne oldu abi, sen niye arıyorsun? Abi yoksa seni de mi dolandırdı? Bittim ben. Allah belanızı versin be! Ulan bir kredi almak bu kadar zor olur mu ya? Lanet olsun hepinize! Bankaymış, soyguncular! Hadi be Cavit be. Sen bari iyi bir haber ver de biraz sevinelim. Hadi ya. Alo. Alo Cavit Bey. Ya ben şey için soracaktım. Benim evle arsa konusunda bir gelişme var mı acaba? Daha önce de konuştuk Ecevit Bey. Sizin ev, arsa bir günde satılacak şeyler değil. Ya tamam biliyorum da ya bir hafta oldu. Bakın Cavit Bey, acele paraya ihtiyacım var. Durum çok sıkışık. Lütfen bir şeyler yapın. Milyonlar değerinde bir mülkün hemen öyle alıcısı çıkmıyor Ecevit Bey. Hem satsak bile parasını almamız en az bir hafta sürer. Siz de biliyorsunuz. Allah belanı versin Seyfi. Allah belanı versin! Ulan her şey senin yüzünden başıma geliyor be! Seyfi! Bizimle geliyorsunuz. Siz kimseniz siz ya? Lütfen zorluk çıkarmayın. Ya kardeşim kimseniz siz ya? Görüştüm ya. Size! Bakın kardeşim, ben Vedat'la konuştum. Dolandırıldım. Arıyorum parayı. Bulunca vereceğim hemen. Zaman doldu. 2,5 milyon hemen bulunacak para mı ya? Senin borcun 2,5 milyon değil artık beyim. Senin borcun Vedat abi buraya ne kadar yazarsa o kadar. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Dolandırmak için adam mı arıyorsunuz? Ben borcunu bilmeyecek adam mıyım? Benim aldığım para belli, vereceğim para belli. Benden tek kuruş fazlasını alamazsınız. Bağırma lan! Biz ne diyorsak o. Ha, ama atarsın mal beyin altına imzanı, devredersin bize. Sen yoluna, biz yolumuza. Benim adım Ecevit Erdem. Ben öyle kimseye kolay kolay pupuç bırakmam, anladınız mı? Ben borcumu bilirim ne olduğunu. Perişanınız gelse benden tek kuruş fazlasını alamazsınız. Ne imza atarım bir kağıda, ne de başka bir şey. Ecevit Erdem, bu imza atılana kadar buradayız, haberin olsun. Duydun mu? Ne dedi? İmza atana kadar buradayız dedi. Cevit Erdem Bey, imzalayacak mısın? Hiçbir şey imzalatamazsınız. Ben her şeyimi dişimle tırnağımla yaptım. Onlar bana anamdan babamdan kalan mülk. Çoluğumun çocuğumun rızkı. Bak lan bana. Lütfen daha sonra... Sofrayı hazırlamamı ister misiniz Zeynep Hanım? Ay
Açmıyor. 10 kere aradım. Nerede bu çocuk? Yarım saat daha bekleyelim. Sonra hazırlarsın sofrayı. Tamam Zerrin. Abi, yine annesi arıyor. Ne yapalım? Açalım mı? Ne yapışık kadınmış bu arkadaş ya. Sabahtan beri arıyor. Sizi bulana kadar da arayacak. Aşağılık şehir eşkıyaları. Gündüz şehirden adam kaldırmak. Sizi göreceksiniz lan. Abi, bankadan çıktı ya bu lavuk. Şimdi kamera falan vardır. Risk almayalım istersen. Uyandırmayalım anasını. Kaldırın şunu. Eş gibi de ağır ya. Bana bak. Aç şu telefonu. Konuş ananda. Gelemeyeceğini söyle. Ağzından yanlış bir şey çıkarsa var ya beynini patlatırım senin. Anne. Çok şükür. Neredesin oğlum? Niye açmıyorsun telefonu? Bu gece gelemeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Siz iyice yoldan çıktınız artık. Benim ne kadar meraklı ol... Belirtecek bu oğlan beni. Anneye saygı da kalmadı. Ne kadar meraklı olduğumu biliyorlar. Ne işe yarıyor bu telefon? Bu tondaya gidin. Hala da imzalamamıyorsun. İmzalamam ulan. İmzalamayacağım. Ben Arnavut'um lan. Benim adım Ecevit Erdem. Ecevit Erdem. Onu imzalamadan sana ölmek yasak. Duydun mu? Öldürün ulan. Sizden korkan sizin gibi şerefsiz olsun lan. Öldürün. Öldüreyim abi. İmzalamamış hala. İmzalamadı abi. Çetin cevi çıktı bu adam. Leşini serdik yere hala imzalamam diyor. Ulan hadi şerefsiz. Ulan baştan beri tek amacım benim her şeyime el koymaktı değil mi? O yüzden bana boş kağıdı imzalattın şerefsiz. Hadi lan. Kaldırın şunu. Bak ne diyeceğim. Bugün dolaşırken yolun bir Karadeniz lokantasına düştü. Bir mısır çorbası yapmışlar. Oy oy. Enfes. Yeme de yanında yat. Güzeldi. Çok güzeldi. Bak. Bak bu kadın yapmış. Aşağılık şerefsiz! Tefecinin şerefi olmaz. Ha, dur. Bak, bir de bunlar var. Kızlarımdan, çocuklarımdan uzak dur! Dur lan! Maşallah. Çocukların da karına benzemiş. Çok güzeller. Seni buradan asla sağ çıkarmam. Senden sonra kızlarını da rahat bırakmam. Ama karın çok güzel. Senden sonra artık sık sık rahatsız ederim onu. Karımdan... çocuklarımdan uzak dur. Hayal. At imzayı. Sen de alda git. Bir daha asla birbirimizi görmeyiz. Hadi. Karımdan, çocuklarımdan uzak dur. Tabii.